ülke puanı açısından çok önemli bir maç dedik. Şu anda Türkiye UEFA sıralamasında ülke puanlarında 9. sırada ve önümüzdeki sezon 2 takımla Şampiyonlar Ligi'ne girecek, 4 takımla UEFA Kupası'na girecek. Ama bu yıl alınan puanlar 2004-2005 sezonundaki durumu belirleyecek. Ve eğer Türkiye 10. sıraya düşerse Şampiyonlar Ligi'ne 2 takımla girecek. Biri 3. öneleme, diğeri 2. önelemeye girecek. UEFA Kupası'na da katılan takımımız 2'ye düşecek. Bu yüzden hem Denizli Spor'un bu maçta alacağı puan ya da puanlar, hem de UEFA sıralamasında bizi çok etkileyecek olan Slavia Prag'ı Beşiktaş'ın elemesi çok büyük önem kazanıyor. Çünkü Beşiktaş çeyrek finale gelirse artı puanlar kazanacak ve Çek Cumhuriyeti Türkiye'nin ardından gelen takımlardan biri. Onlara göre puan avantajı sağlamış olacağız. Bu yüzden hem Beşiktaş için hem de Denizli Spor için çok önemli mücadeleler oynanıyor bu akşam. Seremoni için takımlar yerlerini alıyorlar. Maçın hakemi Claude Colombo, Fransa'da şu anda en iyi hakem olarak bilinen hakem. 42 yaşında, 16 yıldır Fransa 1. Ligi'nde hakemlik yapıyor. 8 yıldır FIFA kokartı taşıyor Claude Colombo. Ekonomi profesörü ve 1.69 boyunda. Colombo ile oynadığımız 2 maçta da galip geldik. Birinde Beşiktaş Barcelona'yı 3-0 yenmişti. Bir diğer mücadele milli takımımızın mücadelesiydi. Türkiye Makedonya'yı deplasmanda 2-1 yenmişti. Bu iki maçta Claude Colombo karşılaşmanın hakemiydi. İki teknik adam ekranlarınıza yansıdı sevgili seyirciler. Büyük Türkler Sen Martin ve Mustafa ileri uçta, onların hemen arkasında Bençik yer alacak. Savunmada Özgür, Kratokvi, Servet, Hakan Çimen dörtlüsünü izleyeceğiz. Orta sahada Ali Tan Doğan, Bülent Ertuğrul, Serdal, onların önünde Bençik ve mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz Denizli Spor'a. Seken top. İlk tehlikeli atak olabilir. Ersan Martin vuruşu, avuta gidiyor top. Henüz 10. saniyeydi. Ersan Martin'le yakaladığımız pozisyon. Sekli top. Kratokvil, Jankauskas mücadelesi. Hakan'dan sekiyor. Jankauskas. Bası güzel, tehlikeli olabilir. Pek Soto ceza alanında. Pek Soto gole izin vermiyor Aynen. Dirk Aynen. Dakika 35 ilk yarıda, son 10 dakikaya giriyoruz. 0-0'lık eşitlik sürüyor. Mario Silva. Mario Silva'nın ortası, Jankauskas'ı geçti. Kafa vuruşu, top out'a gidiyor. Yine rahat bir nefes alıyoruz. Barajın durması gereken yeri işaretliyor maçın hakemi. Top out'a gidiyor. Carvalho'nun vuruşunda top doğrudan out'a gitti. Tehlikeli bir pozisyon. Kaptırılan top. Ceza alanımızda tehlike var. Yerden bir vuruş ve top ağlara gidiyor. Derlay topu ağlarımıza gönderiyor. Dakika 43. Derlay'ın golüyle Porto 1-0 öne geçiyor. İlk maçta da ikinci golü atmıştı 54. dakikada Derlay. İşte pozisyon, savunmadan çıkarken kaptırılan top büyük bir tehlike oluşturdu. Ve kalecinin ayaklarının dibine yapılan vuruşlar her zaman tehlikelidir. Onlardan biri. Biraz sonra oyuncu değişikliği olacak. Konuk ekip Porto'da. Marco Ferreira oyuna girmek üzere hazırlanıyor. Hakan Çimen. Etkili bir atak olabilir. Ersen vuruyor, gol! Ersan Martin gol atıyor. Dakika 52, skor 1-1. Ersan Martin. Gerçekten güzel bir gol attı Ersan Martin. Şimdi eşitlik var. Gol bir kez daha görüntüde. Kaptan Jorge Costa'nın hatasını affetmiyor Ersan Martin. Hakan Çimen. İlyas. Tekrar Hakan. Şimdi Serdal. Pas güzel, ofsayt yok. Ali Tan Doğan.
Ceza alanında Bençik var. Mustafa sokuluyor. Mustafa kafa vuruşu. Müthiş bir gol. Mustafa Özkan. Dakika 58. Denizlispor 2-1 öne geçiyor. Mustafa Özkan'ın güzel golüyle 2-1 öne geçiyor. Denizlispor bu sezon UEFA Kupası'nda attığı 6. gol Mustafa'nın. İşte bu güzel gol bir kez daha görüntüde. Ali Tan Doğan'ın ortası. Mustafa zamanlaması çok iyi. Çok güzel bir gol. Evet. Servet aşırdı. Ersen Martin savunma karşılıyor. Ricardo Carvalho ile. Aleyniçev. Orta gelirse tehlike. Elder Postiga ceza alanı içinde. Cruz ve top ağlara gidiyor. İlginç bir gol. Clayton Cruz'un golüyle skor 2-2 oluyor. Dakika 87. 80. dakikada oyuna girdi Cruz. 87'de skoru 2-2'ye getirdi. Sırtı kaleye dönükken topuyla topu böyle ağlara gönderiyor Cruz. Oyun sürüyor. Aleyniçev. Ricardo Costa'ya pası. Kratokvil kaptırdı. Cruz. Onside bayrağı kalkmadı. Devam dedi maçın hakemi. Ceza alanında karambol. Tehlikeli bir pozisyon savunmamız uzaklaştırıyor. Ali Tan Doğan. Derlay. Hücuma çıkarken kaptırılan toplar hep kalemizde. Etkili oldu bu maçta. Dördüncü hakem henüz tabelayı kaldırmadı. 90 dakikalık süre şu anda tamamlandı. Ben göremedim. 2 dakika olarak yönetmenimiz Nesim Tuğuşlu beni uyarıyor. 2 dakikalık kaybolan zamanı işaret etmiş. Dördüncü hakem Mulen. Ve bu süre işlemeye başladı. 2-2'lik eşitlik var. Taç atışı el değiştiriyor. Denizlispor kullanacak. Kratokvil. Özgür. Savunmada karşılayan Carvalho. Atağımı sürecek. Mustafa Özkan. Ersen Martin ceza alanında. Mustafa. Yine Carvalho ve Taç. Kaybolan zaman 2 dakika olarak gösterildi. 1 dakikası geride kalmak üzere. 2-2'lik eşitlik var. İlyas'ın pası. Oyun sürüyor. Özgür yerinde müdahale. Hakan. Taç Denizlispor'un. Ali Tan Doğan. Özgür. Hatalı bir pas. Postiga çevirdi. Derlay. Cruz. Derlay uygun durumda. Taç. Maçta artık son saniyeler sevgili seyirciler. 2-2'lik eşitlik var Denizlispor Porto mücadelesinde. Cruz'un golüyle eşitliği buldu. Porto takımı Denizlispor galibiyete çok yakındı. Jorge Costa'nın ortası. Hop savunmamızdan sekiyor. Ardından Hakan. Şimdi servet. Ve maçı bitiriyor. Claude Colombo. Denizlispor'la Porto 2-2 berabere kalıyor. En azından son maçında beraberlik alıyor. Ve bir puanla UEFA Kupası'nda 4. turu böylece tamamlamış oluyor. Denizlispor takımı sevgili seyirciler. 43. dakikada Derla ile öne geçti Porto takımı. Denizlispor'da Ersen Martin'in golüyle 52. dakikada eşitlik geldi. 58. dakikada Mustafa Özkan skoru 2-1'e getirdi. 87'de Clayton Cruz 2-2'ye getirdi.